Selamlar herkese. Ben Hakan Selmi. Hepiniz yeni serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Evet. Gençler, bugün ne yapıyoruz? Los Angeles Lakers kariyeri yapıyoruz. Daha doğrusu bugün yapmıyoruz. Bugün başlıyoruz. Daha doğru bir tabir oldu. Bu video sizinle bayramın ilk günü paylaşılacak. Dolayısıyla şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Seviliyorsunuz. Umarım hepiniz güzel bir bayram geçirirsiniz. Yani bu arada ne diyor efendim? Kamp bilgileri diyor. Evet. Takım seçimi. Philadelphia hoşuma gidiyor ya. Philadelphia ile bir maç yapalım. Miami Heat olur. Ve Denver. Hadi bakalım. Devam. NBA müsabakasında hiçbir takım başka müsabakaya katılmıyor. Öyle mi? Tamam. Devam. Evet. Tanıtım toplantısındayız. Hazırız. Hazırız. Başla basın toplantısına. Hadi bakalım. Mevcut takım için bu yıla dair tahminleriniz nedir? Kazanmayı umuyorum. Arkamda yönetim desteği olursa her şey daha kolay olacaktır. Kesinlikle. Her şeyden önce sonuçlar mı yoksa izlemesi keyifli bir oyun sunmak mı? Bu bir şov dünyası. Seyircilere bir gösteri sunmamız gerekiyor kesinlikle. Şampiyonluk elde etmek için kendinizi yeterli kapasitede görüyor musunuz? Eğer Drew Brees şahsım adına evet ama takım hakkında çünkü oyuncuları tanıyacak fırsatım olmadı. Kesinlikle tabii ki oyuncular kazanmak istiyor ancak bu biraz da yönetime bağlı. Oğlum yönetime çok diş sattık ya. Neyse. Devam. Her an kovulabilirim. Göreve başlamadan kovulan ilk koç ben olabilirim abi. Evet. NBA'de. Amerika'da bir Türk. Şimdi. Arkadaşlar bu arada oyuna atölyeden bir yama indirdim. Dolayısıyla bu lisans problemi biliyorsunuz International Basketball Manager'da NBA ile alakalı bir lisans sorunu var. Gerek oyuncu isimleri efendime söyleyeyim gerekse takım isimleri konusunda ama bu yamayı indirdiğinizde bu problemi halletmiş oluyorsunuz. Evet Schroeder'ımız var. Russell'ın yerine Schroeder'la oynamak mı? Bence olabilir. Austin Rivers, Toscano, Wayne Gabriel, Diamond Jones. Bu arada Beverly'yi de çok severim ya. Beverly oyun kurucunun hasıdır baba ya. Gerçekten bak Patrick Beverly var ya. Bambaşka bir adam. Draftney. Bu arada bu seriyi geçen sefer de oynamıştım. Yani 22 International Basketball Manager 22'yi de oynamıştım. İlk NBA kariyerim oluyor. Hep Avrupa kariyeri yaptım. Çeşitli takımlarda. NBA'deki ilk kariyerim bu olacak. Sizinle beraber tecrübe edeceğim. Draft sayfasına girdik. Wembanyama. Ya şimdi Wembanyama'yı bu draft olayı olmadan alabiliyor muyum? Mesela draft'ın bir numarası diyor. Örnek veriyorum. Yani NBA'yi tecrübe edeceğim ya. NBA'de ilk defa kariyer yaptığım için bir menajerlik oyununda. Ya şu takıma da çok 70'lik bir oyuncu alınmaz yani işin açığı da. Mevki hepsi. Peki serbest oyuncularda 80-89. Peki bizim bütçemiz nedir ya? Hiç bakmadık. Maaş sınırı 109. Lüks takım vergisi sınırı 132 milyon euro. Şimdi oyuncu maaşı masrafları, personel maaşı masrafları, toplam franchise parası. Abi bana anlatın şimdi bu nedir bu ya?
Biz 2K'da hiç böyle şeylerle uğraşmıyorduk ki. Şimdi benim transfer için herhangi bir bütçem var mı yok mu? Maşallah. 59 milyon euro. Neyse devam edelim bakalım ya. Mevcut takımla bir ilerlemeyi deneyelim. Duruma göre bir ayarlama yapacağız artık. Wembanyama'nın raporu direkt gelmiş abi. Bonservis 5, maaş 2600. Peki ben bunu yeni oyunculara teklif yapamazsın. Takımın toplam maaş kalemi maksimum sınırı aşıyor. Evet, bunu tecrübe etmiş olduk. Elimizdeki mevcut kadroyla ilerleyeceğiz ya. Takımın zayıf yanları. Neymiş abi takımın zayıf yanları? Rötör kart. Bu arada doğru söylüyor. Şu Stuttgart mevkisinde bir açığımız var da. Şu anda zaten oyuncu göndermeden, hatta bayağı bir oyuncu göndermeden birini alamıyorum. O yüzden çok yapacak bir şey yok. Şimdi %60'a %40 yapacağız. Tabii ki King James'in üzerinden oynayacağız oyunu. Savunmada savunma tamam ya, bu savunma iyidir. Yükle. Oyun defteri yükle. Abi takımın önceliği penetre olsun ya. Perdelemeli penetre, kısa forvet. Tamam. Abi niye ekleyemiyorum? İlla isim falan mı yazacağım? Perdelemeli penaltı işte, tamam. Oyun defterini ekle. Nice. Şimdi. Üç sayılık şut istiyorum abi. İzolasyonlu bir üç sayılık şut istiyorum. LeBron'un üzerinden oynayacağız bu oyunu ya. Abi ondan sonra bir iki sayılık şut istiyorum. Kimin üzerinden? Uzun forvet üzerinden. Alçak posta topu alsın. Ondan sonra penetre et. Yine uzun forvete verelim. Alçak posttan. Devam. Tamam. Anthony Davis ve LeBron'un üzerine yıktık abi oyunları. Embiid, Harden, güzel takım yok. Philadelphia'da iyidir. Aa, ilk çeyrek gerideyiz. 60 Davis'in 10 sayısı var. Ha. -109-105 maçı kaybettik abi. Bizde Russell 31 sayı 7 rebound bir asist oynamış. LeBron 12 sayı 10 rebound 3 asist double double yapmış. Anthony Davis de aynı şekilde double double yapmış. 20 sayı 11 rebound da. 5'ten katkı alamamışız be. Ne dedin o işe? Embiid ve Montrezl Harrell
Şov yapmış Philadelphia'da. 24 sayı 12 reboundla oynamış. Gerçekten güzel. Austin Rivers sakatlandı. Abi daha yeni geldik ya oyuna. Bismillah ya. Aynen. 17 11 13 10 Güzel. Abi 30 dakika oynasa yeter bence ya. Anthony Davis de sakatlanmaya çok müsait bir abimiz. O da 10 dakikayla. Aa burada 40 değil değil mi? Ulan bak ya 48 burada. 35 iyi. Bunu 15 Tamam, 30. Henrik Nam şimdilik dursun. 18. 23. Tamam, güzel. Bu 48 dakika olayına alışmak zor olacak da inşallah alışacağız. Biz 40 dakikaya alıştık. Güzel. İlk çeyreği önde geçtik abi. Bu arada tamam. Kilit oyun planları ve süper hızlı olsun ya. Biz bunu ayarlamadık değil mi? 123-75 bu arada. Çok güzel bu galibiyet oldu. Jimmy 15 sayı atmış. Bizde Anthony Davis 24 sayı, 18 rebound, 1 asist, 3 top çalma, 1 blok, 38 derinlik puanı. Beverly 15 sayıyla oynamış. Russell bu maçta 9 sayıda kalmış. LeBron 28 sayı, 14 rebound. Bryant 11 sayı, 6 rebound. Güzel. Süper yıldızlarımızdan double-double katkısı almışız. Hadi gidelim karakola merkeze. Aha Zalman oğlu Nikola yok hiç. Bir üst sayılık şut. Toskano. Ah be oğlum. LeBron. İki de bir attı. Canı sağ olsun. Beverly. Beverly hocam. Beverly. Patrick Beverly. 96 atmış. Nice. Güzel maç oldu. Hazırlık maçındaki performansımız 2'ye 1.
İyi bu da. Kötü değil yani. Arkadaşlar çok özür dilerim. Telefon çaldı. Bakmam lazımdı. Aklınızı helal edin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maçımız Portland'da mı? Şu fikstüre bakalım ya. Abi NBA kariyeri ya. Şu fikstüre bakar mısın? Bu fikstürün içinden nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum abi. Biz Avrupa basketboluna alışmışız ya. Gerçekten. Abi çok durgun başladık be. Transfer yapamıyoruz. Abi niye böyle oldu ya? Niye bu Lakers'ın bütçesi yok? Niye biz transfer yapamıyoruz? Ah, hele şükür maçlar geldi. Bari maç yapalım. Oyuncular çok iyi antrenman yapıyor. Kimlermiş onlar? Thomas Bryant, Troy Bryant Jr., Looney Walker. Bu arada genç. Hocam genç takım yok değil mi? Hayırlısı olsun. Nerede kalmıştık? Oyuncular çok iyi antrenman yapıyor. Haberi hala devam ediyor. Basın toplantısına gitme abi gitme. Biz totem olarak basın toplantılarına katılmıyoruz. Adadan başlasın artık şu maçlar ya. Aa. Hadi, hadi çok şükür maç geldi. Arkadaşlar biraz sıkıcı oldu ama. Devam, devam, devam. Demian Reis var, Lillard. Beverly abi. Toskano. Topu çembere ulaştıramadı adam ya. Lebron çakışlıyor. Kral. Dennis Schroder abi. Gir içeri. Adam. Ve 104-96. 8 sayı farkla maçı kazandık. Lillard'a bak. Tek kişilik ordu. 43 sayı, 1 rebound, 5 asist, 1 top çalma, 1 blok, 39 verimlilik puanı. Bizde LeBron 29 sayı. Anthony Davis 14 sayı, 11 rebound, double double. Thomas Bryant 19 sayı. Nice.
İstatistiklerde nasılız? Davis 11'de 7 sayı isabetiyle oynamış. 3 sayı çizgisinin gerisinden çok iyi oynamış LeBron. Davis 3'te 0 ile oynamış 3 sayı çizgisinin gerisinden. Westbrook 4'te 3 ile oynamış 3 sayı çizgisinden. İçeriden 3'te 0 ile oynamış. Olsun, nice. Evet. Abi bismillah, sezon yeni başladı ya. Ne demek Westbrook sakatlandı ya? Ya bu boyun bende kesin alay ediyor abi. Net yani, net. Yirmi 24 var buraya. Devam. Kalan sahalar bizimdir abi, devam. O hiç daha. Haydi. Güzel başladık bu arada. Kral sendeyiz. Nice. Beverly aklın kral. O ne lan? 114-76. Güzel bir maç oldu bu. Oy, ne diyorsun? Krala bak. 44 sayı, 13 rebound, 3 top çalma, 55 verimlilik puanı. LeBron tam tamına 44 sayıyla oynamış. Schroeder'ın 10 sayısı var. Davis'ın 15 sayı, 11 reboundu var. Thomas Bryant 12 sayı, 10 rebound. Gayet güzel bu arada. 44 sayı nasıl atmış? 13'te 5, 3 sayı. 11'de 8, 2 sayı. Gayet güzel. 14'te 3'te serbest atış çizgisinden serbest atış yapmış Kral James. Spurs ha. Hadi gidelim. Otuz güzel. İyi başladık. Hemen şimdi. Bir üst sayı mı attırsak ya? Krala. Aa, bir daha. Bu sefer Davis. Ohohoho! Anthony Davis! 112-80. Güzel güzel. 32 sayı farkla San Antonio Spurs'u aldık abi. 36 sayı, 5 rebound, 2 asist, 2 top çalma, 28 verimlik puanı LeBron James. Davis 19 sayı, 11 rebound. Bryant 12 sayı, 8 rebound. Wayne Gabriel 10 sayı, 4 rebound. Nice. Oyunda bana neden bu kadar az zaman verildi hakkında konuşabilir miyiz? Oğlum bir kere sen junior'sın ya. Sen bir dur ya. 23 yaşındasın da. Kendrick, sen kaç yaşındasın? 27. Vay. Devam, devam.
Even bu kur ya. Acaba takas olayı nasıl oluyor? Bu kadar lüks vergisi ıvır zıvır düşündüklerine göre takas olayı da ayarlanmıştır bence. Toskano, büyüklü kat oğlum artık helal be. Aa. Penetrate, LeBron. Aa, kaçırdın lan. Krala bak. Hadi Toskano bir daha. Bir maçta iki tane fazla olurdu zaten. 105-86. 19 sayı fark. LeBron 25 sayı, 7 rebound. 3 top çalma, 2 blok, 27 verimlilik puanıyla maçın MVP'si oluyor. Devin Booker'dan pek bekledikleri katkıyı alamadılar. Brian sakatlanmış. Nanay. Thomas Bryant. Başka 5 numaramız var mı? Yok. İşte geldik Zuna'nın zor dediği yere. Şimdi. Abi. Mesela. Takıma göre değil de filtreyle oyuncu arasak ya. Takıma göre zor olacak baya. Pivot. Müsabaka NBA. Ara. Mesela. Yalnız mesela 80 overall'lu birisi bize yeter. Kubaç. Mesela Nurkiç. Buradan bir başka iyi bir takımıyla transfer pazarlığı yapabilirsin. Oyuncu takası, gelecek draft turları, oyuncakları, para teklif edebilirsin. Yapılacak transferin her iki takım maaş sınırını kadrodaki oyuncuları dengeleyen geçerli bir transfer olması gerektiğini hiçbir zaman unutma. Okey. Şimdi... Biz Nurkiç için kimi önerebiliriz? Mesela Kendrick Nunn. Geçerli transfer, geçersiz transfer. Maaşların farkı. Max Christie. Troy Brown. Peki bu abimiz önerse hala mı geçersiz? Oğlum iki oyuncunun maaşı 10 milyon euro etti. Sadece Nurk için maaşı 12 milyon euro. Matt Ryan'a ne maaş olacak ki zaten? Bizim Westbrook'tan kurtulmamız lazım ya abi. 44. 44 milyon euro nedir ya? Hocam bu Lakers çıldırmış ya, bu kontratlar ne böyle? Austin Rivers bak gayet ucuz oynuyor adam. Lonnie Walker. Scottie Pippen Jr. Abi Schroeder çok ucuz oynuyor ya. Beverly'den. Beverly'yi de çok seviyorum ama. Demek ki neymiş?
Bizim kalemiz Nurkiş değilmiş abi. Hayır, hiç 4 numaramız da yok ya. Bu nasıl bir kadro yapılanması? Bryant'ı çıkartacağım. Bizim yani bir topçu bulmamız zaruri de. Kimi nasıl kandıracağız işin orasında bir muamma var. Baba. Valanciunas'ın 14 milyon euro yok. Bize gelmez abi. Ya direkt şuraya atmasana ya abi. Gerçekten kansersin ya. Ara. Dwayne Dedman. İzle abi, maaşlarına göre artık pazarlık yapalım, yoksa çok uğraştıracak bu. Ay, Alperen alsak çok iyi olur. Willy Hernan Gomez. Dieng Fokusevski. Bol Bol. Mike Muscala. Robin Lopez. Andre Drummond. Şimdi bu abilerimiz portföy dedim. Bak maaşlar. Dwayne Dedman. 33 yaşında. Alperen. Abi verseniz Alperen'i bana. Los Angeles Lakers takımı gönderdiğine kıyasa bu kadar yüksek maaş kalemi yüklenemez. Bir dakika. Bir dakika, bir sakin. Mesela Kendrick Nunn'a versek. Teklifi göndersek. Ne diyorlar? Teklifi kabul ediyoruz. Ben de kabul ediyorum. Ne oldu? Nan duruyor bende. Yarın resmiyet kazanacakmış. Ha, bugünkü maça 5 numarasız çıkıyoruz yani, yedek 5'imiz olmadan. Artık Wenyen Gabriel oynayacak ya. Bol bol. Hadi başlayalım. Sendeyiz, olmadı. Bir penetre. Olmadı. Abi adamlar ağzımıza kadar girdiler. Schroeder. Schroeder bile o yedi. Geriye düştük. Toscano hadi. Yapma be. 88-78 Denver Nuggets'a kaybettik. Abi yok için karşısında tabii 5 numarasız oynayınca adam 26 sayıyla oynadı. Maçın oyuncusu 29 sayı, 6 rebound, 1 asist, 4 top çalma, 23 verimli puanıyla LeBron James oldu. Davis de bu maç çok kötüydü. Olsun. Yani zaten NBA'de iş kaybetmeden gitmek gibi bir olay yok. Allah'ım. Oyun kurucu gönderiyorum. Oyun kurucu sakatlanıyor ya. Abi Scottie Pippen var ya. Dört. 13. Aynen. Alperen'i koy abi oraya. Russell 5 günü kalmış Russell'ın. Thomas Bryant'ın 6 günü var.
Güzel. Şimdi Scottie Pippen Junior'ı koy oraya. 18. Güzel. San Antonio ile bir maçımız daha var. Güzel. 35-26. Alperen sendeyiz kral. Ah be. Canın sağ olsun. Haydi Toscano. Olmadı. Bir daha Toscano. Hadi lan. Gene olmadı. Bu adam çembere tuğla atıyor. 95-74. 21 sayı farkla kazandık. Güzel. Alperen 12 sayıyla başladı Lakers kariyerine. Anthony Davis 27 sayı, 9 rebound, 1 asist, 1 top çalma, 2 blok, 34 verimlilik puanıyla maçın oyuncusu oldu. LeBron da 12 sayı, 10 asist, 10 reboundla double double yaptı. Rapor, Andre Drummond. Tamam, biz o işi hallettik ya. Alperen'i çektik buraya. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar. Oyunumuzu bir kaydedelim. Evet. Hepinize beni izlediğiniz için... Bu arada ne diye kaydettik lan? Lakers yazılmıyor. Direkt kaydet dedik, geçtik. Nice. Evet, hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seriyi beğeniyorsanız... Lakers kariyerimiz devam etsin diyorsanız like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan bayramımız mübarek olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz. Bye bye.